Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı, haber programı, Haber Uzayı başlıyor. Evet, oyun şenliği başladı. Sunumlar birbiri ardına geliyor. Sikko PlayStation sunumu ve 2 saatlik Summer Game Fest reklam kuşağının ardından sonunda eli yüzü düzgün bir sunum gördük. Aslında son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Starfield olmasa Xbox sunumu için de vurdu geçti de diyemezdik. Phil Spencer abimiz koltuğu kaptırmamak için sağlam oynamış. Topu orta sahada dolaştırmış. 90+3'te de attığı tek golle maçı kazanmış. Sağlamcı gibi bir gösteri hazırlamış. Yani biz Guardiola futbolu beklerken Aykut Kocaman'a razı olduk gibi bir sunumdu. Sunumun dikkat çeken oyunları ise şunlar idi. Ve Xbox tarafı sonunda Pandora'nın kutusunu açtı. Xbox'ın en büyük kozlarından biri olan Fable nihayet görücüye çıktı. Hem de ilginç bir videoyla. Videonun ilginçliği de şu. Şu anda sinematik gibi görünen bu görüntüler tamamen oyun içi grafik motoruyla yaratılmış. Yahu yeter artık sinematik oynanış gösterin bize şu oyunlardan diyorduk. Playground Games bu isteği tuhaf bir şekilde yerine getirmiş anlaşılan. Sinematik gibi bir oynanış fragmanı yapmışlar. Tabii saf bir oynanış görüntüsü yok. Biraz cilalı, biraz ara sahne gibi bir tanıtım olsa da bu fragman Fable için heyecanlandırmaya da yetti. Yani en azından grafik olarak. Daha geçenlerde Playground Games'in savaş mekaniği geliştirecek birilerini aradığı bilgisini hesaba katarsak oyun mekanik olarak pek de hazır durumda değil. 2020'de duyurulan oyunun ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Çok yakın bir zamanda çıkmayacağı kesin gibi. Aşırı grafikle videomuzu açtık de haydi daha da aşırı grafikle devam edelim. Çok grafikli oyun Senua Saga Hellblade 2'den kendimizi parçalamamıza neden olan bir fragman daha geldi. Ninja Theory yok oğlum işte yok bu oyunda gameplay yok. Niye hala gameplay videosu bekliyorsunuz dercesine Senua ablamızın heyheylendiği ecinlilerle konuştuğu bir kısa video yayınladı. Hellblade 2 bu arkadaşlar. Bu oyunun ilki de böyleydi, yenisi de böyle olacak. Psikolojik korku, gerilim, yürüme simülasyonu gibi ama tam da değil gibi bir oyun olacak bu oyun. 2024'te hep beraber Senua ablamızın iç dünyasına yolculuk edecek derdiyle dertleneceğiz yine. Ya sanki kendi derdimiz yetmiyormuş gibi bir de Ellie Viking kızı için efkarlanacağız. Sen en azından Norveç'tesin be Senua. Demek bir de Gazi Osman Paşa'da her gün trek motoru sesiyle sınansan kim bilir ne hallere düşersin. Obsidian'ın geliştirdiği büyü yapmalı oyun Evolved'un ham oynanış görüntüleri de sunumun dikkat çeken olaylarındandı. Obsidian meğer Skyrim yapıyormuş. Kendi Fallout'unu, kendi Diablo gibi oyununu yapan Obsidian, bari bir de kendi Elder Scrolls'umu da yapam demiş. Evolved öyle çok da vay be oyuna bak, Obsidian yaptı mı işte böyle oyun yapar dediğimiz bir oyun olmayacak gibi. Yani fragman öyle inanılmaz heyecanlandırmadı. Yanımıza yardakçılarımızı alacak ve şekilli şukullü büyülerle ve yakın dövüş silahlarıyla aksiyon peşinde koşacağımız 2A kaliteli bir oyun gibi görünüyor. O değil de Obsidian artık sen de bir kopya çekmeyi bıraksan mı acaba Raisin? Sürekli arkadaşının kağıdına bakıp sınavı geçmeye çalışıyorsun sanki. Evolved da 2024'te çıkım yapacakmış diyorlar. Bu önemli oyunlar dışında Xbox sunumunda bir sürü yeni oyun duyurusu da yapıldı. Game Pass kütüphanesini kalabalıklaştırmak için yapıldığı belli olan bir sürü 2 boyutlu gibi, 3 boyutlu gibi ama çok da kaliteli gibi değil gibi oyunlar da gösterildi. Bu oyunlardan bazıları ilgi çekiciydi. Mesela South of Midnight'ın görsel tarzı dikkat çekici görünüyor. South of Midnight'ı We Happy Few'in geliştiricisi yapıyor. Hazel olarak ürkütücü ve fantastik bir dünyada mitosları keşfedecek ve Güney folklorunun yaratıklarıyla karşılaşacak. Oyunun türü ve çıkış tarihi belli değil. 33 Immortals da sunumun tuhaf duyurularındandı. Hades çok tuttu, ona benzeyen bir oyun yapalım ama oyunu 33 kişi aynı anda oynayabilsin demişler sanırım. Yani değişik kafalar. Çıktığında kimsenin ilgilenmeyeceği bir oyun olur gibi sanki. Still Wakes the Deep Juice'a gibi bir takım kütüphane şişirme oyunları da sunumu adeta şenlendirdi. Persona 3 Reload hoş görünüyordu. Sonunda Persona serisi doğru düzgün bir grafik motoruna geçmiş gibi görünüyor. Game Pass'e gelirse oynanır. Capcom'un Kunitsugami Path of the Goddess adındaki oyunu da gecenin sürpriz duyurularındandı. Aha, Onimisha serisini sonunda hatırladı Japon abilerimiz derken oyunun Onimisha olmadığı bambaşka yeni bir oyun olduğu ortaya çıktı. Feodal Japonya'da elimizde kılıçla bir takım yaratıklar keseceğimiz bir oyun bu oyun. Yani pek ilgi çekici gibi durmuyor aslında. Game Pass'e gelince bir bakılır. Payday 3'ten de aksiyon odaklı bir fragman geldi. Stratejik düşünüp sinsice banka soymaya çalıştığımız oyun
sanki biraz daha aksiyona yönelmiş gibi. Grafik olarak pek gelişme olmasa da aksiyonu eğlenceli duruyor. Aşırı düşük beklentiyle oynayınca sarabilir gibi. Payday 3 de 21 Eylül'de çıkacak. Udi'de bir dünya oyun çıkıyor Eylül-Ekim aylarında. Herhalde 2 ay falan evden çıkamayacağız bu gidişle. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty genişleme paketi de 26 Eylül'de geliyor. Sunumda Keone abimizi yine gördük ve mutlu olduk. Ön incelemelere göre CD Projekt Red oyunun elini yüzünü bu sefer düzeltmeyi başarmış. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty genişlemesiyle oyunun gerçek potansiyelinin ortaya çıktığı söyleniyor. Vallahi Night City'ye geri dönmek için güzel bir sebep olacak bu oyunda. Forza yarış simülasyonu serisinin yeni oyunu Forza Motorsport da 10 Ekim'de çıkacak. Gerçekçi yarış oyunu seviyorsanız Forza tam size göre. Yeni jenerasyon Microsoft Flight Simulator duyurusu da gecenin dikkat çeken oyun duyurularından biriydi. Microsoft Flight Simulator 2024 havacılık faaliyetlerinin daha önce pek de üzerinde durulmamış bir alanına el atıyor gibi. Arama kurtarma, yangın söndürme, VIP taşımacılığı, kargo taşımacılığı gibi ilginç havacılık faaliyetleri yapabileceğimiz oyunun grafikleri de çok sağlam görünüyor. Vallahi bu oyun oynanır dedirtti. Sunumun en eğlenceli fragmanlarından biri de yeni Yakuza oyunu Like a Dragon Infinite Wealth'e aitti. Ona karakterimiz Ichiban'ı cıpıs cıbıl bir plajda uykudan uyanırken ya da baygınlıktan ayılırken gördük. Ichiban neden insanların İngilizce konuştuğu muhtemelen Hawaii olan bir plaja anadan üryan bir şekilde gelmişti. Oyun yepyeni bir haritada, hatta yeni bir ülkede mi geçecekti? Bu soruları sordurtan hoş bir fragman olmuş. Senede 3 tane falan Yakuza oyunu çıkıyor artık, yani ben yetişemiyorum bu seriye. Ama Like a Dragon Infinite Wealth de mecbur oynanacak. 2024'te geliyor. Sunumun en güzel oyuna benziyor bu oyun kesin oynanır dedirten yeni oyun duyurusu In Exile'ın yeni oyunu Clockwork Revelation'a aitti. Bioshock estetiğine sahip steampunk temanın hakkını veren bir yapım gibi görünüyor oyunumuz. Clockwork Revelation, Bard's Tale, Westland gibi önemli RPG'leri yapan ekibin imzasını taşıyor. Pek de bilmedikleri FPS türünde bir RPG yapıyor olmaları ilginç. Ama sunumunda en yenilikçi, üzerine kafa yorulmuş gibi değişik bir şeyler yapmışlar sanki dedirten oyunuydu. Clockwork Revelation, steampunk atmosferinden ve Victoria döneminden ilham alan alternatif bir dünyada geçiyor. Avalon isimli bir metropolde geçen oyunda geçmiş ve gelecek temasının üzerinde durulmuş. Geçmişte yaptığımız değişiklikler oyun dünyasına etki edecek ve hikaye harita seçimlerimize göre baştan şekillenecek. Oyunun çıkış tarihi belli değil ama iyi ki Game Pass almışım dedirtecek bir oyun olacak gibi. Yani ya da olmaz, bok gibi bir şey de çıkabilir, yani tam bilemiyorum. Evet, Xbox sunumu genel olarak böyleydi. Starfield'ı çıkarırsak bu sunum bana çorba diye bağıran abiyi hatırlattı. Ya eyvallah, Game Pass kütüphanesi zenginleşiyor, büyüyor, genişliyor, oyun sayısı artıyor da ben bu sunumları büyük, cilalı, kalite kokan yeni oyunlar görmek için izliyorum. Xbox'tan, PlayStation'dan beklediğim bu. Ya bu kaliteden gitgide uzaklaşılıyor mu acaba? Tamam mıyız yani, bu mudur artık oyun dünyası? Ana yemekle değil de salatayla doymaya çalışıyormuşuz gibi geliyor bana. Aperatif olacak oyunlarla geçiyor sunumlar. Hatta yıllar. Hani nerede deli gibi paranın, zamanın, iş gücünün gömüldüğü belli olan büyük bütçeli aşırı grafikli oyunlar? Ya hani nerede? Ya beklenti seviyemiz biraz düştü mü acaba? Çabuk mu tav oluyoruz biz bu aparatif oyunlara? Kötü değiller. Eyvallah, doyuyoruz mercimek çorbasıyla ama ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım. Mercimek yemek istemiyorum ben artık. Ki mercimeği de çok severim, o ayrı. Ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım, çorba! Ve gecenin bombası tabii ki Starfield'tı. Sevgili bradalarımız, Bethesda sanırım gerçekten devasa bir oyun yapmayı başarmış. Starfield'ın büyüklüğünü ancak şöyle anlatabilirim. Adamlar hızlıca oyunda neler olacağını özetlemek için, oyunun ne olduğunu daha net anlamamız için oynanış mekaniklerinin sadece şöyle bir üzerinden geçtikleri bir sunum hazırlamış olmalarına rağmen sunum 45 dakika sürdü. Bethesda bas abi bas 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 içerik demiş geliştiricilerine sanki. Todd Howard Reis kafasındaki uzay fantazisini gerçekleştirmek için varını yoğunu ortaya koymuş belli ki. Ki Reis Elder Scrolls 6'nın kendisinin son yapacağı oyun olacağını söylüyor. Sunumdan anladık ki Starfield gerçekten dop dolu bir oyun olacak. Eğer bize gösterdikleri şeyler düzgün çalışıyorsa gerçekten sağlam bir oyun oynayacağız. Aslında Bethesda bize önceki oyunlarında görmediğimiz çok fazla yenilik de göstermedi. Fallout ve Elder Scrolls serisinden aşina olduğumuz RPG elementleri, görev dizaynı, craft seçenekleri çok
büyük değişikliklere uğramadan uzay filtresinden geçirilerek Starfield da karşımıza çıkıyor. Ancak Starfield'ı diğer Bethesda RPG'lerinden ayıran en önemli özelliği oyunun gerçekten çok büyük olması ve oyuncuya devasa bir özgürlük vermesi. Yani en azından ben 45 dakikalık sunumdan bu sonuçları çıkardım. Oyun keşfetmeye, araştırmaya ve tabiri caizse bir uzay kovboyuyla bir bilim adamı karışımı gibi bir karakteri roleplay eylemeye çok yatkın. Sunumda oyunda 1000'den fazla gezegen olduğunun altı tekrar çizildi. Her gezegenin kendi habitatı, yer çekimi var. Gezegenler çevresinde döndüğü daha büyük gezegene ya da yıldıza göre şekillenen ışık yansımalarına, fizik dinamikleri ve gece gündüz döngüleri gibi detaylara da sahip. Benim Starfield'la ilgili en büyük endişem şuydu: acaba her gezegende çarpıcı bir atmosfer oluşturabilecekler miydi? Vallahi gördüğüm şeyler beni tatmin etti. Her ne kadar görsel olarak oyun inanılmaz görünmese de, hatta bazen Fallout 76 gibi görünse de atmosfer olayını başarmışlar. Oyun konsollarda 4K'da 30 FPS kilidiyle gelecek. Todd Howard içerikten ödün vermemek için bu kısıtlamayı getirdiklerini söyledi. Yani bilemiyorum, bu 4K 30 FPS standart olmaya başladı ki bence hiç hoş bir şey değil. Kardeşim 4K 60 FPS oynayamıyorsam niye konsol aldım lan ben, der insanlar. Neyse, Bethesda'nın Starfield'da başardığı bir diğer şey de savaş mekaniği. Sonunda yaptılar sanırım. Sonunda akıcı bir karakter animasyonu yaratmayı, vuruş hissini geliştirmeyi başardılar galiba. Starfield'da karakterimiz adeta Call of Duty oyunlarındaki gibi akıcı hareket ediyor. Gunplay gerçekten çok eğlenceli ve oturaklı görünüyor. Aferin be Todd Reis. Xbox sunumunu kurtarmakla kalmadın, şu animasyonları da toparlamayı sonunda başardın. Tabii Starfield'la ilgili çok fazla detay var ama tüm bu detaylara girersek program bitmez. Xbox'ı ve Xbox'ın patronu Phil Spencer'ın tahtını korumasını sağlayan Starfield 6 Eylül'de Xbox Series X, Xbox Series S ve PC için çıkacak ve ilk günden de Game Pass'e gelecek. Özetle, Starfield Game Pass'in vücut bulmuş hali gibi bir oyun olmuş. Çok büyük, her şey çok fazla, niteliğe, kaliteye çok takılmayın. Bak içerik ne kadar da büyük ya. Tamam, belki biz Last of Us, God of War yapmıyoruz ama bak, Starfield'a bir oyun alıyorsunuz, 1000 saat oynuyorsunuz, daha ne olsun diyen bir oyun gibi. Ha, kalite olarak da çok kötü durmuyor bu arada. Velhasıl kelam, Bethesda sunuma öyle bir hazırlanmış ki bana oyunu satmayı başardılar. Önceki sunumda aklımıza takılan soru işaretlerini bir bir ortadan kaldırdılar. Ya soru işaretleri yerini resmen sabırsızlığa bıraktı. Vallahi bravo. Penis şeklinde inşa ettiğim uzay gemimle galaksileri keşfetmek ve yeni maceralara atılmak için sabırsızlanıyorum ya. Buradanın galaksi rehberi yayınlarına da başlarız artık. Ah, bir de Türkçe altyazı geleydi. Tadından yenmezdi vallahi. Bu hafta adeta sunum manyağı olduk bradalarımız. Ubisoft da kendi sunumunu yaptı. Birbirinden ilginç, birbirinden dikkat çeken yepis yeni oyunlar duyurdu demek isterdim ama pek de öyle olmadı. Ubisoft sunumunun tek yıldızı Star Wars Outlaws'tı. Ha, bir de yeni Avatar oyunundan uzun bir oynanış fragmanı geldi ama üzerine çok da konuşulacak bir şey yok. Far Cry'a Avatar kaplaması atmışlar gibi bir oyuna benziyor. Avatar Frontiers of Pandora. Biz sunumun asıl büyük bombasına gelelim. Ubisoft'un uzun yıllardır geliştirdiği açık dünya Star Wars oyunu Outlaws, Xbox sunumunda ilk defa gün yüzüne çıkmıştı. Ubisoft sunumundaysa Massive'in geliştirdiği oyundan oynanış görüntüleri geldi. Oyunda Kay Wes adındaki bir kanun kaçağını kontrol ediyoruz. Bu karakter kesin oyunun sonunda Jedi'ya dönüşüyordur. Aslında tanıdığımız bir karakterin kaynı falan çıkıyordur kesin. Bradalarımız demedi demeyin. Oyunumuz Empire Strikes Back ve Return of the Jedi olayları arasındaki bir zaman diliminde geçiyor. İlk açık dünya Star Wars oyununu yaptık şeklinde iddialı ve biraz da anlamsız bir açıklama yapan Massive Entertainment, Lucasfilm'le işbirliği içinde oyunu geliştiriyor. Yayınlanan oynanış görüntülerine bakacak olursak oyun görsel olarak bayağı hoş görünüyor. Partikül efektleri, bekleme olmadan uzay gemimize atlayıp gezegen dışına çıkmak, Star Wars evreninden tanıdığımız lokasyonlarda dolaşmak keyifli olacak gibi. Oyunun oynanış mekanikleri de ufak da olsa gösterildi. Karakterimiz blasterını çekip bir takım düşmanlara ateş etti, bazı varilleri patlattı ve uzay motoruna atlayıp olay yerinden uzaklaştı. Tüm galakside aranan bir suçlu olduğumuz için acaba oyun uzay GTA'sı mı olacak dedir diyor. Alakası yok muhtemelen. Belli ki oyunda gizlilik ve platform öğeleri de olacak. Star Wars Outlaws'ta parça parça her şey yolunda görünüyor. Ama bu uzun gameplay videoda bir tempo sorunu olduğu da gözlerden kaçmadı. Yani böyle tuhaf bir yavanlık, gereksiz boşluklar vardı hazırlanan videoda. Çok vurucu, gaza getirici bir tanıtım değildi sanki. Yani oyunun bir potansiyeli varsa
arada yayınlanan fragman bu potansiyeli göstermekten oldukça uzaktı. Yani Ubisoft Bethesda'nın Starfield sunumuyla yaptığını başaramadı sanki. Star Wars Outlaws 2024'te Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 ve Ubisoft Connect için yayınlanacak. Bakalım Ubisoft yenilikçi, kalıplarının dışına çıkan bir oyun yaratabilmiş mi, yoksa Assassin's Creed müzikten de gına geldi. Yeter ya, her fragmanın altında birileri konuşuyor. Diablo 4 fragmanında bile rap var artık. Ya nedir bu furya, ele geçirdi her yeri. Rap çok tuttuğu için albümüne bir de rap şarkısı sıkıştıran arabesk fantazi sanatçısı gibi takılıyor herkes. Fantazi sanatçısı da nasıl bir şeyse, BDSM'ci gibi, neyse. Sevgili Ubisoft, sizden doğru düzgün bir Pers Prensi oyunu bekliyoruz. İyi günler dilerim. Bu arada oyun 18 Ocak 2024'te konsollar ve PC'ye geliyor. Efendim, Capcom tarafı da kendi tikanını açtı ve mallarını sergiledi. Bundan uzun yıllar önce duyurulan ve her yıl Capcom sunumunda düzenli olarak ertelenen Pragmata bir kez daha ertelendi. Evet, oyun bu yılda çıkmayacak, hatta gelecek yılda çıkıp çıkmayacağı pek belli değil. Pragmata'nın çıkış tarihi belli olmasa da nasıl bir şey olduğu ortaya çıktı. Yani aslında tam da çıkmadı. Bir cyborg ninja gibi bir karakter var. Küçük bir kız çocuğu bu karakterin sırtına çıkıyor. Çeşitli özel yetenekleri var sanırım bu kızın. Bir takım düşmanlara saldırıyoruz birlikte. Yani Capcom oyunu bize adeta koklattı. Az dedi, koklayın siz bu oyunu, devamını sonra vereceğim ben dedi. Belli ki Pragmata henüz hazır değil. Gördüğümüz bu video üzerine de yani ne konuşacağız bilemiyorum. İsterseniz bir fıkra anlatayım. Grafikleri hoş görünüyor. Capcom sunumunda Pragmata dışında Dragon's Dogma 2'ye de geniş yer verildi. Merakla beklenen aşırı derin rol yapma oyunundan 5 dakikalık bir oynanış videosu gelim gerçekleştirdi. Yeni oynanış videosu yoldaşlarımızla birlikte nasıl ortamlara akacağız, düşmanların tepesine nasıl da çökeceğimize odaklanıyor. Yönetmen Hideaki Itsuno, oyunun dünyasının kabaca orijinal oyunun 4 katı büyüklüğünde olacağını doğruladı. Ayrıca oyunun yapay zekası da aşırı övüldü ve ekibinize katılan yoldaşlar size eşlik eden gerçek oyuncular gibi hissettirecek şeklinde bir takım iddialı açıklamalar yapıldı. Bunun dışında da Capcom sunumunda başka hiçbir şey olmadı. Street Fighter, Resident Evil, bir takım ufak tefek bazı tuhaf oyunlar. Bu diğer oyunları keşfetmeyi de artık size bırakıyorum. Evet Vradalarımız, farklı bir günde yayınlanan haber uzayı nasıl, bünyeye iyi geldi mi? Sunumları konuşmak için böyle yaptım. Haber uzayı olaylara göre şekillenebilen esnek yapılı bir programdır. Yani endişe etmeyin, biz gerektiğinde koltuğu bırak. O yüzden tam şu anda lokmanızı yutmadan hemen önce beğeniye basalım. Ya ne haftaydı öyle, adeta üzerimize oyun duyurusu yağdı. Ama artık yavaş yavaş yaz aylarında ilerlediğimiz için oyun çıkımlarında biraz yavaşlama olacak. Ha yine de az da olsa sağlam oyunlar da gelecek. İşte gelecek hafta çıkım yapacak o oyunlar. Aha da. Son yıllarda popüler olan arkadaşların arasını açma türünde bir oyun daha geliyor. Bir uzay istasyonunda bir kişi katil oluyor. Diğerleri çeşitli görevleri yapmaya çalışırken katil bunları avlamaya çalışıyor falan, bildiğimiz olay. İşte sonra ben yapmadım, şu yaptı falan diye birbirinizi suçluyorsunuz. Dünyada zaten rahatlıkla yalan söyleyebileceğiniz, insanları sırtından bıçaklarken hiç üzülmeyeceğiniz, kesinlikle tutarlı ve iyi biri olmak zorunda olmadığınız iki ortam var. Birisi siyaset arenası, bir diğeri de bu tarz oyunlar. Dubium adlı oyunumuz 14 Haziran'da Steam'de. Gelecek hafta çıkacak oyunlar arasında Layers of Fear adını görünce Allah Allah dedim. Doğru mu görüyorum ben? Bu oyun zaten çıkmamış mıydı? Meğersem daha dün çıkan Layers of Fear'ı remake eylemişler. Oyunu Unreal Engine 5 ile yapmışlar. Önceden çıkan genişleme paketlerini de bu yeni sürümün içine sokuşturup oyunu tekrar salıyorlar piyasaya. Oynamalara doyamadıysanız Layers of Fear 15 Haziran'da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkım yapacak. Yarış oyunu F1 2023'te önümüzdeki hafta çıkım yapıyor. F1 arabası sürmeli ve bir takım yarışlara girmeli oyunumuzda. Multiplayer online özellikler üzerine baya bir abanılmış galiba. Oynanıştan çok içerik yenilikleriyle karşılaşacağımız F1 2023 16 Haziran'da PC ve konsollara geliyor. Park Beyond hayallerindeki Luna Park'ı özgürce yaratmanı ve yönetmeni sağlayan bir Luna Park simülasyonu oyunudur. İster finansal kaynakları ve ziyaretçi deneyimini yönetmeyi sev, ister sadece eğlenceli ve huzurlu Luna Park'lar oluşturmayı. Bu oyunda tam senlik bir şeyler var diyor ve 16 Haziran'da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkacak olan park yönetmeli bu oyunumuzdan Los Angeles'a, Acar muhabirimize bağlanıyoruz.
Yoshin, Yoshin, spashin, močalem se bliži. Yoshin, spashin, kvesni si se bliži.